Pekala. Çok değerli öğretmenlerimiz, bugün eğitiminin mesleki gelişim webinar serisinde konuğumuz çok kıymetli Sayın Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Polat. Sayın Mustafa Polat, Bahçeşehir Üniversitesi'de İngiliz Dili eğitiminde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Sayın Hocam, önce biraz kendinizden bahsedin, öğretmenlerimize tanıtın, daha sonra da bugünün konusuna başlayalım. Tabii Buyurun. ki. Derya Hocam, öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Şu an en son sayıya baktım, 377. Oldukça kalabalık bir grup. Çok mutluluk verici açıkçası. Marketler yerine bu eğitimi tercih ettiğiniz için özellikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Birazdan ekranımı paylaşacağım izninizle. Kendimi de o vesileyle tanıtmak istiyorum. Evet. Görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet. Derya Hocam da tanıttığı gibi Mustafa Polat ben. Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. İngilizce öğretmenliği bölümünde. Aynı zamanda İngilizce öğretmenliği programı ve ana bilim dalı başkanıyım. Yaklaşık son 5 senedir fakültedeyim. Daha öncesinde burada gördüğünüz gibi deneyim olarak gene TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde başlamıştım 2006'da. Daha sonra gene Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışıyordum. O zaman hazırlık okulundaydım ve Özyeğin Üniversitesi'ne geçtim. Daha sonrasında da Fulbright bursuyla Amerika'ya, Arizona'ya gitmiştim. Daha sonra orada doktoramı tamamladıktan sonra döndüm ve dediğim gibi son 5 senedir gene Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Aynı zamanda aynen bu şekilde şöyle aynı zamanda hem katılımcıları hem de şeyi görebiliyor muyum acaba? Pardon. Bu arada Advo Connect'i kullanma konusunda Mustafa hocamız tam bir aslında uzmandır. Dolayısıyla bu anlamda hosting'de yardımcı Ya olan umuyorum, evet, arkadaşlarım bunun işi herhangi bir çok problem rahat olacağını yaşamayız. söyleyebilirim. Genelde böyle olduğu zaman da çok fazla şey de yaşanabiliyor. Daha dün de ben de bu saatlerde dersteydim. Genellikle telefon bağlantımı kullanıyorum. O zaman herhangi bir problem olmuyor. Ama bir sesi kesik alma durumunuz olursa, yankı durumu olursa bilgi verebilirsiniz tabii ki. Kendimden bahsetmeye devam edeyim. ODTÜ mezunuyum. 2006'da İngilizce öğretmenliği programından mezun oldum. Aramızda tahmin ediyorum çokça İngilizce öğretmenliği mesleğini yapanlar vardır. Daha sonra gene yüksek lisansımı orada tamamladım. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde doktoraya başlamıştım ki dediğim gibi meslek hayatına gene başladıktan sonra Arizona'ya gittim doktora için. Orada gene bir yüksek lisans ve doktora programı tamamladıktan sonra döndüm ve 5 senedir de buradayım. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. O kısmı yakalayamayanlar için. Aynı zamanda yüz yüze çoğunlukla tabii ki şu ana kadar yaptık. Bu benim ilk webinarım ve gene katılımcı sayısını kontrol edersem şu an 400'ün üzerindeyiz. İlk defa webinar veriyorum. Bu kadar kalabalık bir gruba ilk defa webinar veriyorum. Daha önce dersler vermiştim. Ve son olarak da aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde de son 3-4 senedir FLET bölümünde, gene İngilizce öğretmenliği programında 4. sınıf dersini veriyorum. Boğaziçi'nde verdiğim dersler ve aynı zamanda Bahçeşehir'de hem yüksek lisans hem lisansta verdiğim dersler daha çok dil öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine. Bugün mümkün olduğunca biliyorum her alandan katılımcı var. Katıldığınız için dediğim gibi teşekkür ederim. Her alandan katılımcıya hitap etmeye çalışacağım. Evet, hakkındaki bilgi bu kadar. Bugün gene Derya Hocam'ın ilettiği gibi konumuz Web 2 teknolojileri olacak. Şu an ses kesik kesik geliyor şeklinde yazanlar var. Galiba ses normal ama sizin bağlantınıza bağlı olarak Ses sanırım iyi. kesik kesik gelme durumu olabiliyor. Ses Okey, iyi. harika. Evet, bugün Web 2 teknolojilerinden bahsedeceğiz aslında. Siz de bu yani grubu az çok Derya Hocam'dan öğrendiğim kadarıyla çoğunlukla aslında bu teknolojilere hakimsiniz. Kullanıyorsunuz da kendi sınıflarınızda, kendi öğrencilerinizle birlikte. Bu arada sunum İngilizce olarak hazırlandı ama ben Türkçe
size sunumu aktarıyor olacağım. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını umuyorum. Kusura bakmayın o şekilde de hazırlandığı için. Dediğim gibi Web2 teknolojilerinden bahsediyor olacağız. Sizin de aslında çok aşina olduğunuz teknolojiler ama ben kendi perspektifimden bunu aktarmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca zaman el verdiğince. Ve hani teknoloji daha efektif nasıl kullanabiliriz? Bu noktada bakış açımız ne olmalı? İşin biraz daha mümkün olduğunca tabii ki teorik kısımlarına girmeyi planlıyorum. Ama Derya Hocam da söylediği gibi daha çok uygulama ağırlıklı gitmeyi sürdüreceğiz. Evet. Şimdi öncelikle Web 2 konulu çalışmaları hani bakacak olursak hangi teknolojiler bunun altına giriyor? Dediğim gibi Web 1 ve Web 2 arasında çok net bir farklılık var. Ama şu an dünya işte Web 3'ten, Web 4'ten farklı weblerden bahsederken Web 2 teknolojileri niye diye soracak olursanız aslında çoğunlukla interaktif teknolojileri, etkileşimli teknolojileri ifade etmek amacıyla Web 2 kelimesi kullanılıyor. Araştırmalara baktığınız zaman aslında e-mail kullanımı bile var bazı Web 2 araştırmalarında. Ama Web 2 ile daha çok çoğunlukla mesela Google'a bir araştırma yapsanız hızlı bir şekilde Web 2 ile daha çok ifade edilen teknolojiler daha çok etkileşimli olan özellikle de sosyal medya içerikli uygulamalar ki bu sayede öğrencilerinizle internet ortamında da web ortamında da etkileşimli bir şekilde aktiviteler yapabilirsiniz ve bunları sağlayan uygulamalar daha çok Web 2 uygulamaları olarak geçiyor. Hayatımızın aslında parçası kesinlikle. Yani bunu artık sorgulamıyoruz. Yani bu teknolojileri kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Yani açıkçası Türkiye'nin şu anda ekran sürelerine bakacak olursak, yani şu anda artık iyice uçmuş olduğunu tahmin ediyorum ama ekran sürelerine, ortalama normal zamandaki ekran sürelerine baktığımız zaman aslında 6-7 saatlerden bahsediyoruz. Doğal olarak herkes aslında bu teknolojilere en azından günlük hayatında çok aşina. Aşina olduğumuzda bir sürü farklı teknoloji var. Ama sınıf içinde kullanmaya geldiğimiz zaman gerek teknik aksaklıklardan gerekse de biraz reaksiyon durumlarından dolayı çok da efektif genel anlamda kullandığımızı söyleyemem. Tabii ki yani bu grup dediğim gibi farklı bir grup olabilir. Evet. Bağlantıyla alakalı bir problem var mı? Hocam sesiniz net geliyor. Sadece sanırım kameranızda bir donma var. Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Şu anda hocamız sanıyorum. Evet, hocamız düştü. Yo, düşmedi aslında. Sanırım bağlantıyla alakalı bir Tamam, problem buradasınız. Bir an var. düşünü sandım. Tamam. Hocamız burada arkadaşlar. Evet. Ekranınız burada. Evet. Tamam. Evet. Ekranınız burada. Ha öyle mi? Tamam. Ben bir dakika. Adobe Connect bende bir dondu. Şu anda Sesiniz gitti. geliyor hocam. Sesimi duyabiliyor Ekranınız da musunuz? bizde. Sesiniz geliyor hocam. O zaman tamam. Harika. Çünkü şeyleri göremiyorum. Katılımcıları veya chat Ekranınız da bizde. Chat kısmını kısmı şu anda göremiyorum. açık. Tamam. Buyurun. Ben devam ediyorum o zaman. Evet. Web 2 teknolojilerinden bahsediyorduk. Dediğim gibi yani günlük hayat hepimizin kullandığı teknolojiler ama iş sınıfta kullanmaya gelince genellikle orada çekimserlikler var. Ama artık biliyorsunuz çekimser olma zamanı değil. Bir anda kendimizi gelecekte, hani bilmiyorum 5 yıl, 10 yıl sonrasında bulduk. Virüs ve salgın durumundan dolayı. Umuyorum bu arada herkes sağlıktadır, afiyettedir. Ama böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız anda bir anda bir sürü teknoloji birden hayatımıza girdi. Ve doğal olarak bunları artık normal hayatımızın bir parçası olarak kullanmaya başladık. Yani normal şartlar altında sunumumun da büyük bir kısmında yer alacak. Normal şartlar altında diyelim ki alıp bir ders kitabını kullanıyorken, ders kitabı üzerinde her şeyi yapıyorken aynı işlemi PDF üzerinden de yapabiliyoruz. Doğal olarak bunların arasında pedagojik anlamda çok bir fark
Yok da diyebiliriz çoğunlukla gene araştırmalara baktığımız zaman. Ve tercih burada tabii ki kişiye kalıyordu ve kişilerin genelde sorguladıkları şey, hani elimde hazır işte çıktılar kitap varken ben niye dijital yapayım veya işte PDF'in anlamı nedir gibi sorular sorulabiliyordu. Şu anda bir anda PDF'ler paylaşmaya başladık. Dijital materyaller üzerinden gitmeye başladık. Doğal olarak bir anda dijitalleşme süreci çok ciddi anlamda hızlanmış şekilde. Ben tekrar sunumu normal başlatayım. Takip edebildiğinizi varsa. Evet. Derya Hocam, bu arada ara ara sesinizi duyurabilirsiniz. Ben o Adobe Connect'in küçük ekranını sunumu başlattığımda göremediğim için o noktada şey, bazen Tamam hocam, kesildiğini ben ara düşünebiliyorum. ara hatırlatırım. Tamam, teşekkürler. Şimdi doğal olarak dijitalleşmeden bahsediyoruz. Ben hazır bu kadar katılımcıyı bir arada bulmuşken ben bir dijitalleşme ile alakalı hızlı bir şekilde sizden veri toplamak istiyorum. Ve bunu çoğunuzun aşina olduğu bir uygulama, aynı zamanda çok başarılı bir Web 2, Web 2 uygulaması yoluyla yapmayı planlıyorum. Tahmin edeceğiniz üzere buradaki uygulama, yani eğitimde dijitalleşme konusunda sizden alacağım verileri Mentimeter kanalıyla alacağım. Aşina olduğunuz bir uygulama, biliyorum çoğunuzun, değil mi? Evet sayın hocam. Buradaki herkes Menti'yi bilir. Evet. Buyurun. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde bakın, şimdi geçenlerde bir anket düzenledik online eğitime karşı. Hatta ben, kızım da dersleri alıyor. Bunun bir aynı zamanda sohbet havasında geçmesini umuyorum. O yüzden bu tarz paylaşımlar da yapabilirim. Kızıma hızlı bir anket yaptım. Online eğitime karşı çok pozitif hisler beslemiyor tabii ki. Özellikle de birinci sınıf bu arada. Okulu özlediği için. Doğal olarak biraz zoraki bu işi yapmak durumunda kaldığımızdan aslında dijitalleşmeye karşı genel tavır nedir? Şu an merak etmiyor değilim. O yüzden belki de çok normal dağılım gösteren bir grupla karşı karşıya değiliz. Ama ben gene de bu soruyu size sormak istiyorum. Mentimeter kanalıyla yapacağız. Hızlı bir hemen word cloud oluşturacağız. Sorunuz çok basit. Sizin için eğitimde dijitalleşme deyince aklınıza gelen 3 sıfat, eğer aklınıza 3 tane sıfat ayrı ayrı gelmiyorsa bu 3 kelime de olabilir. Duygularınızı veya tavrınızı yansıtacak. Mentimeter'a bilgisayarlarınızdan gidip şu an burada kod, bakın zaten veriliyor. Bu kodu girip ardından soruyu hızlı bir şekilde cevaplamanızı rica ediyorum sizden. Sonuçlarımızı hatta şöyle saklayalım, manipüle olmamak için. Evet, 7 katılımcımız var şu an. Yaklaşık bir 50 katılımcıyı falan geçtiğimiz zaman sonuçları açacağım. Bir bakalım neler düşünüyoruz. Derya Hocam, sesim geliyor mu bu arada? Sesiniz geliyor hocam. Devam edebilirsiniz. Katılımcılar, ben sohbet kutusundan da kontrol ediyorum. Bazı arkadaşlarımız da sohbet kutusuna yazıyor. Evet, sonuçlar geliyor. Ben sonuçları beklerken tekrar girip çıkabilir miyim acaba Adobe Connect'e? Kamera taktık şu anda. Sesiniz de Derya geliyor. Hocam. Anladım. Ama ben nedense Adobe Connect'i şu anda o küçük pencereyi kullanamıyorum. Şu Tekrar anda da şu an kaç 497 katılımcı var? kişiyiz. Şu He, okey. Çıkıp tekrar kişiyiz. girme Sizi şansım kaybetmek belki istemeyiz. olmayabilir. O zaman ben bu şekilde İstemeyiz. devam Sizi edeyim. kaybetmek Evet. İstemeyiz. Tamam. Yani neden oldu bilmiyorum pencere, ama belki çok katılımcı, yani sayısı yüksek olduğundan olabilir.
katılımcıları veya şeyi en azından ekran paylaşımını durdur, işte annotate yap falan gibi şeyleri şu an hiç göremiyorum. O noktada Enteresan. bilgilendireyim. Evet, bakalım sonuçlarımıza o zaman. Yani şu ana kadar herhalde Mentimeter'da yaptığım en büyük bulutlardan bir tanesi, kelime bulutlarından. Ve gördüğünüz üzere merkezde ben açıkçası burada şeye dikkat ediyorum. Yani bunları gruplandırabiliriz tabii ki, değerlendirebiliriz. Ama genellikle pozitif bir algı mı var yoksa negatif ve doğru bir algı mı var? Onu aslında merak ediyorum. Eğlenceli, hız, teknoloji, e-twinning tabii gibi şeylerin merkezde olması. Evet, güzel. Zaten şöyle baktığım zaman da çok küçük olanlar da var. Açıkçası çok negatif şeylerde görmüyorum. Bu gayet güzel. Çünkü dediğim gibi öğrencilerde maalesef veya çoğu öğretmende şu an, eşim için de mesela oradaki öğretmenlerin reaksiyonlarını biliyorum veya işte başka okullardaki gene öğretmenlerin reaksiyonlarını biliyorum. Boğaziçi diyelim ki, özellikle de aşina değillerse çok fazla bu noktada bir negatif reaksiyon oluşmuş durumda. Çünkü biraz zoraki yapıyoruz bu dönemde. Şimdi teknoloji kullanımında tekrar konumuza geri dönecek olursak, ben sunumumu tekrar sizinle paylaşayım. Şu anda 500 kişiyiz hocam. Prenskin'in Şu harika. Prenskin'in iletmiş olduğu size 4 aşamayı paylaşacağım şu anda. Belki de aşina olabilirsiniz. Bu arada Prenskin ismine aşina mıyız? Keşke chat bloğunu takip edebilseydim. hocam. Ben size aktarmaya çalışacağım. Şu Aha. anda cevaplar daha çok hayır. Okay. Prensky aslında çok iyi bildiğiniz bir kavramı ortaya atan kişi. Dijital yerli olarak çok net olarak bildiğiniz bir ifade var, biliyorum. Dijital yerli, dijital göçmen, digital native, digital immigrant kavramlarını aslında ortaya atan, bu kavramların altını doldurmaya çalışan kişi. Doğal olarak bu bahsettiğim kişinin teknoloji kullanımına ilişkin aslında 4 fazdan bahsediyor ve bu noktada bize bilinç verdiğinden dolayı ben bu 4 fazı paylaşmak istiyorum sizle. Fazlardan bir tanesi dabbling. Yani teknoloji olsun, her yeri teknolojiyle donatalım, buraya da teknoloji alalım, oraya da teknoloji alalım deyip sonrasında acaba bu nasıl çalışıyor, bu ne işe yarıyor, ondan sonra bunu nasıl şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz gibi soruların ön planda olduğu aslında dönem. Ve bu dönemde teknolojinin elimizde olması çok büyük farklılıklar oluşturmuyor. Çünkü eski şeyleri yapmaya devam ediyoruz ve eski şekillerde, eski yollarla yapmaya devam ediyoruz. Yani sınıfımızda diyelim ki bu çok artık bu noktayı aştık tabii ki de, projektör olduğunu düşünün. Bu projektörü kullanmadan, hiçbir şekilde onu açmadan veya nasıl açıldığı konusunda bilgimiz olmadan eski şeyleri, eski aktiviteleri yapmaya, eski şekillerde yapmaya devam ediyoruz. Bunun bir sonraki safhasında gene eski şeyleri yapmaya devam etmek var. Mesela çok temel şeyler, işte okumak, konuşmak, dinlemek, yazmak gibi şeyler. Ama bunları bu sefer artık yeni yollarla yapmaya başlıyoruz. Yani kitap okumak veya bir şey okumaktan bahsederken bunu açıyorsunuz, internet gezginini açıp okuyorsunuz veya işte telefonunuzdan okuyorsunuz veya en basit haliyle smart board'dan açıp PDF'le gösteriyoruz. Ama bu daha teknolojinin çok etkin bir şekilde hayatımıza girdiğini gösteren bir aşama değil. En son aşamamız var. Artık buradaki desenden anlayacağınız üzere yeni şeyler ve yeni yollar. Yani şu an yeni şeyler nedir? Yeni aktiviteler işte resim upload etmek gibi ve bunları yeni yollarla yapıyoruz. Sosyal medyayı ve web 2 teknolojileri kullanmak gibi. Doğal olarak bu aslında yol gösterici bir nokta. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Yani biz bu single olarak, tek bir öğretmen olarak da belli bir noktada olabiliriz. Devlet genel makro anlamda da belli bir noktada olabiliriz. Şu an ülkemizi düşünecek olursak bence ikinci safhayı geçtik diye düşünüyorum. Ama yani son safhada da değiliz bence. Yani daha o noktada olduğumuzu zannetmiyorum. Ama dediğim gibi single boyutta düşündüğümüz zaman bu safhayı geçmiş olanlar vardır. Şimdi bir de dijital yerli, dijital göçmen kavramlarının altını analiz etmek veya doldurmak gerekiyor. Prensky'ye göre dijital yerli dediğimiz kişi multitasking yapabilen,
Ve zeka olarak da hatta yani oyun düşkünü, zeka olarak da normal dijital göçmen olarak değerlendirdiğimiz insanlardan biraz daha IQ olarak da yüksek olan bir grup. Çünkü zekanın teknolojiyle, oyun oynamayla ve bu gibi etkileşimli aktivitelerle arttığını düşünüyor. Bunun için proofları var. 2006'da yazmış olduğu makalesinde bunlar var. Böyle midir diye size soracak olursam, yani şimdiye kadar bunu sorduğumda evet herkes özellikle belli bir yaş grubunun üzerindeyse yani teknolojinin içerisinde doğmamışsak genellikle dijital göçmen olduğumuzu ve dijital yerli olduğumuzu düşünüyoruz ama bu kavramları düşünürken genellikle verilen örneklerden bir tanesi bebeklerin mesela işte bile iPad'i ellerine aldıklarında Zoom yapabilmeleri. Ama burada atladığımız bir nokta var. Aslında yeni nesil dediğimiz teknolojinin içine doğan nesil tam da böyle direkt dijital yerli değil. Yani dijital becerilere hala ihtiyaç duyan bir grup tabii ki. Veya bizim onlara universal skills dediğimiz o genel geçer becerileri de aynı zamanda öğretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hani dijital beceriler hemen otomatikmen gelen beceriler değil. Ama evet okullarda veya biz de aslında bu durumdayız. Wi-Fi'yi sorgular duruma geldik. İlk sorduğumuz şeylerden bir tanesi hatta Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi son zamanlarda Twitter'da takip etmişsinizdir. Değişti. Geçtiğimiz hafta daha farklı bir hiyerarşi vardı mesela. Şimdi bu noktada doğal olarak bu kavramlara biraz çekinceli yaklaşma taraftarıyım ben. Çünkü o Zoom yapmadan bahsettik, bebeklerin iPad'i kullanmasından bahsettik. Çünkü göçmenler tam aşina olmadıklarından dolayı bozarım korkusuyla veya başka korkularla biraz çekinceli yaklaşıyor. Bu onların o becerilerin olmadığı anlamına gelmiyor. Şu anda bir anda bütün Türkiye olarak bence çok iyi bir noktadayız. Eğitim ve dijital yolda yapabilmek anlamında oldukça başarılı bir portre çiziyoruz bence. Gerek televizyon kanalıyla olan olsun, gerek canlı dersler olsun, gerek şu anda yaptığımız webinar olsun. Bizim aslında dijital becerilere hakim olduğumuzu gösteriyor. Ama dediğim gibi dijital yerli olarak görmüyoruz kendimizi. Belki de o becerilere sahip olacak konuma da gelebiliyoruz. Doğal olarak buna çekinceli yaklaşma taraftarıyım. Şu an bütün katılımcılara bunu hatırlamalarını rica ediyorum. Şimdi bu noktada sormamız gereken bir soru var. Teknoloji bizim iyi öğretmenler olmamıza yardımcı oluyor mu? İyi eğitimciler olmamıza yardımcı oluyor mu? Veya biz teknoloji günlük hayatta kullandığımız teknolojileri daha doğrusu kullanırken acaba sınıfta ben şunu bu şekilde yapsam daha efektif olur muydu diye sorguluyor muyuz? Şimdi en fazla günlük hayatta yaptığımız aktivitelerden bir tanesi nedir? Derya hocam cevaplar geliyorsa senden alabilirim. Yani telefonunuzla en fazla ne yapıyorsunuz? Veya ne yapıyoruz? Teknolojiyi sınıfta etkili kullanıp kullanmadığımız önemli demiş. İşimizi yapıyoruz, video birleştiriyoruz, sosyal medya, e-training, mailler, webinara katılıyoruz, proje etkinlikleri. Bugün hiç selfie çeken Bugün var selfie mı? çeken var mı arkadaşlar? Selfie veya fotoğraf. Evet. Bu benim Evet. sevdiğim bir aktivite. Beraber bir aktivite yapacağız. Yani mesela selfie veya kamera kullanımı. Yani cep telefonlarını belki de en fazla kullandığımız özelliklerinden bir tanesi aslında akıllı telefonları. Doğal olarak bu noktada teknoloji aslında sizin direkt iyi öğretmenler olmanıza yardımcı olmuyor. Belki aktiviteden sonra da bunu şey yaparız. Bu noktada bizim aslında teknolojiyi nasıl daha iyi kullanabiliriz'i başka bir şekilde sorgulayarak edinmemiz gerekiyor. Mesela kamera özelliği. Sorsam yani kamera özelliğini telefonunu kullanmayan yoktur. Ama kamera özelliğini kullanarak sınıfta bir aktivite yaptınız mı şeklinde bir soru sorsak bilmiyorum hani katılımcılarımızın kaçta kaçı buna olumlu cevap verir. Ama şu ana kadarki yaptığım eğitimlerde çok hani büyük çoğunluğun evet dediğini aslında Şu anda evet dediğine %90 şahit evet olmadım cevabı var. diyebilirim. Evet. Öyle mi? O zaman çok hızlı bir aktivite yapalım hemen sizlerle. Şimdi bir selfie çekeceğiz. Ben bunu daha çok işte dil öğretiminde düşünmüştüm. Ama dediğim gibi yani farklı şekillerde yapılabilir. Hem de güzel bir anı olmasını istiyorum. Gene çok aşina olabileceğiniz bir uygulamayla yapacağız bunu. Şimdi bir selfie çekelim. Ama bu selfie'yi çekerken sizden yapmak istediğim, şu anda biliyorum herkes mutlu.
Hiçbir sıkıntı yok. Ama şu anda sizde olmayan bir duyguyu yansıtarak aslında selfie çekmenizi rica ediyorum sizden. Hızlı bir aktivite hemen yapalım. Çıkartıp eğer Adobe Connect'i kameralardan kullanmıyorsanız özellikle hemen hızlı bir selfie çekebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl aktiviteye dönüştürürüz? Aslında çok güzel aktiviteye dönüştürebiliriz. Bunu Web 2 teknolojilerini aslında kullanaraktan eğer sınıf içinde olsaydık veya şu an Adobe Connect'te breakdown'ları kullanıyor olabilseydik grup aktivitelerini bunu online olarak da çok rahatlıkla yapabilirdik. Ama sınıf içerisinde eğer telefon kullanım mümkünse yanınızda oturan arkadaşınıza işte telefonunuzdaki fotoğrafı gösterir. Birbirlerinizin mesela duygularını tahmin etmelerini isteyebilirsiniz. Ama bu noktada bunu sınıfa da yaymak lazım. Daha kolektif bir şey yapmak lazım. Çünkü Web 2 ara araçlarını Web 2 aracı yapan en büyük özelliklerden bir tanesi collaboration yani o işbirliği. Doğal olarak bu noktada gene aşina olduğunuz uygulamalardan bir tanesi Padlet var. Ve şu an bir Padlet linki kullanarak sizden ricam az önce çektiğiniz o sizde o fake olarak taklit ettiğiniz duyguları az sonra linkini paylaşacağım Padlet duvarına eklemenizi istiyorum. Ve daha sonra yapabildiğiniz kadarıyla fotoğrafı ekleyenlerin fotoğraflarının altına hangi duygunun orada sergilendiğini ve neden öyle bir şey hissetmiş olabileceğinizi yorum olarak yazmanızı rica edeceğim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde deneyelim. Linkimiz bu. padlet.com/iampolat/selfieboard. Eğer bunu telefonlarınızdan yapacaksanız da hızlı bir şekilde QR kodunu da burada sizinle paylaşıyorum. Evet, daha sonra ben de sizinle birlikte Padlet duvarına gideceğim. Aslında bakarsanız ücretli Padlet'i kullanıyor zannedersem herkes oluncaya herhalde. kadar bütün projelerin Derya hocam. vazgeçilmez aracıydı Padlet. Şu anda sınırlı biliyorsunuz. Yine de hala kullanıyoruz tabii. Evet. Evet, ya sınırlı olması aslında evet kötü oldu. Ben o zaman epey bir duvar oluşturmuştum. Mevcut duvarların hepsi kaldı. Ben onları tekrardan edit edip kullanıyorum. Ama evet pro olmadan biraz kısıtlı imkanları var. Hatta şimdi merak ettiğim bir şey var. Herkes aynı anda artık Padlet duvarına gidebilirim herhalde. Link orada da olacak zaten. Müsaadenizle. Acaba herkesin fotoğraflarını eklemelerine izin verecek mi onu merak ediyorum. Bu arada tanıdık simalar da varsa onları da görebilirim. Evet, öğrencimi gördüm. Burada Tuğçe öğretmenim. Harika. Eğer fotoğraflarınızı eklediyseniz hemen sonrasında yapacağımız aktivite fotoğrafların altına o fotoğrafını gördüğünüz hocamızın hangi duyguyu size aktarmaya çalıştığını ve bu duygunun neden hissedilmiş olabileceği konusunda tahmin yürütmenizi rica ediyorum sizden. Harika fotoğraflar. Siz de görebiliyorsunuz sanırım. Bu arada Halil hocam ismini yazmış. İsim yazmak da aslında iyi bir fikir. Doğal olarak siz de isimlerinizi paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi güzel bir anı olarak kalması için. Evet, çok güzel. Bu arada dediğim gibi altına yorum da yazalım. Hocamızın ismini bilmiyorum ama mesela diyelim ki evet şaşkın bir ifadesi var. Çünkü üzgün surat görmüyoruz. Harika. Evet, siz bu arada fotoğraflarınızı eklerken ben devam edeyim aslında konuşmama da. Söylemeye çalıştığım bu. Yani daha çok günlük hayatta kullandığımız Web 2 teknolojileri aslında günlük hayatta çok kullandığımız teknolojiler. Doğal olarak bu teknolojileri kullanırken bir taraftan da
bunu sınıfta nasıl kullanabilirim diye yaratıcı düşünce sürecine girmemiz gerekiyor. Doğal olarak Padlet'in sizin de daha önceden kullanmış olduğunuz üzere çoğunuzun çok fazla kullanımı olabiliyor. Evet, harika. Evet, izninizle sunuma devam ediyorum gene bu noktada. Daha sonra biliyorsunuz bu Padlet duvarınızı PDF olarak kaydedip istediğiniz gibi sınıf içerisinde sergileyebiliyorsunuz veya fiziksel dünyayla da o şekilde bağlantısını kurmuş oluyorsunuz. İlla dijital olarak kalmak durumunda değil. Evet, şimdi dediğim gibi sunuma devam edeyim. Teşekkürler hepinizin katılımı için Padlet'te. Şimdi bu noktada peki o zaman biz Web 2 teknolojileri nasıl efektif bir şekilde kullanabiliriz veya teknolojinin efektif kullanımı ne anlama geliyor? Bu noktada sizinle gene muhtemelen belki aşinasınızdır bazılarınız. Hatta eTwinning web sitesinde bununla alakalı Şu ben anda biz bir ders de gördüm. Lamia Büşra Sanırım Yeşil Büşra hocamızdı galiba. Kitabımızın Büşra Yüksel. kursuydu. Eğer belki kendisi de buradadır. Şu Eğer Evet. Kendi dersi var. Onun da gördüğüm kadarıyla. Doğal olarak eğer o dersi almışsanız zaten şu an bahsettiklerime aşinasınızdır. Almadıysanız da tavsiye ederim. Eminim faydalı bir ders olmuştur yani. Şimdi SAMR dediğimiz şey ne? Az önce Prinsky'nin modeline aslında benziyor ama SAMR bir model. Yani pedagojik bir metodoloji. Hani büyük bir şey değil ama size aktivitelerinizde yol gösterecek bir şey. Aktivitelerinizi yaparken veya öğrencilerinize ödevler verirken, task'lar hazırlarken bunları gerçekten ben teknolojiyi efektif kullanabiliyor muyum, kullanamıyor muyum sorusunun cevabını verebileceğiniz aslında bir kriter olarak düşünebiliriz. Bu noktada 4 tane aşamamız var ve en sevdiğim metaforlardan bir tanesi bu modeli açıklarken kahve örneği. Kahve biliyorsunuz, hani geçmişi gayet uzun olan bir içecek, belki 1000 yılın üzerine çıkıyordur. Ve hani eğer buradaki kahve örneğini düşünecek olursak, bu arada bilmiyorum, yani özür dilerim resimden dolayı da kahvesi gelenler veya o logoda gördüğünüz markayı özleyenler vardır. Umarım en kısa zamanda dışarıya da çıkıp bunları telafi edebiliriz. Şimdi burada kahve örneği üzerinden gitmek istiyorum. Starbucks bir şirket olarak eğer diyorsa ki ben teknolojiyi efektif bir şekilde kullanıyorum, doğal olarak bunu bir şekilde belli bir kanıtla ortaya sunması gerekiyor. Eğer Starbucks teknolojiyi efektif bir şekilde kullandığını iddia ettikten sonra size tutup da resimde gördüğünüz normal kahveyi ikram ediyorsa, burada yaptığı şey aslında belki de 1000 yıl önce yapılan şeyden çok farklı değil. Çünkü bu noktada S seviyesinde teknoloji normalde fiziksel olarak yapabildiğiniz şeyleri sadece format olarak yer değiştirmesini veya yerine geçirmesini sağlıyor. Yani teknoloji burada normal fiziksel olarak yaptığınız şeylerin yerine geçiyor. Yani bu ne demek? Normal herhangi bir kitabı fiziksel olarak okurken eğer okuma aktivitesi üzerinden gidersek öğrencilerinize PDF gönderiyorsunuz ve PDF üzerinden okutturuyorsunuz. Aa ben teknolojiyi kullanıyorum, işte teknoloji günlük hayatımın bir parçası diyemiyoruz. Hatta bu noktada belki teknolojiden tam faydalanıyoruz da diyemeyiz. Doğal olarak bu S seviyesi. Sonraki seviye A seviyesi. Bilenleriniz vardır gene. A seviyesi nedir? İngilizce konsept olarak. Evet hocam, siz hatırlıyor musunuz? Evet, kullanıcılarımızdan cevaplar geliyor hocam. Augmentation demiş, advance demiş, active demiş. Evet. Sonraki kahve. Peki sonraki kahve hakkında bilgisi olan var mı? Ben göstereyim isterseniz hemen. Yani Starbucks'ınız, teknolojiyi kullanıyorsunuz ama eğer servis ettiğiniz kahve regular kahve ise, normal filtre kahve ise aslında içerik olarak hiçbir şey değişmiyor. Yıllar öncesinde olan kahveden. Sadece o gördüğünüz karton kupa değişmiş oluyor. Bu da dijital ekran olarak düşünebiliriz.
Doğal olarak bizim daha çok içeriğe yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani yarattığımız içeriğin normal zamanlarda yapabildiğimiz içerikten veya özelliklerden farklı olması gerekiyor. Farklı özellikler katılmış olması gerekiyor ve evet sonraki aşama augmentation yani arttırma, geliştirme, büyüme gibi anlamlara geliyor. Bu noktada da latte'miz var. Latte'nin normal kahveden farkı biliyorsunuz o üstündeki kreması. Ve bu noktada teknolojinin sunmuş oldukları küçük nimetler var. Ne gibi? O güzel kremayı yapmak gibi mesela. Ama bütün teknoloji, bütün yapılan yatırımlar o sadece krema için mi diye soracak olursanız hayır değil. Eğer bunu sınıf içi örnekle açıklayacak olursak okuma aktivitesinden bahsettik biliyorsunuz. Okuma aktivitesini bu noktada yapabileceğiniz şey bilgisayardan okumanın avantajı biliyorsunuz. Sözlük kullanabilirsiniz veya Ctrl F ile herhangi bir kelimeyi hızlı arayabilirsiniz. Okuma aktivitesine bunun faydası var mı? Tabii ki var. Bilgiye daha hızlı ulaşabiliyorsunuz bu sayede. Ama teknolojiden hala çok efektif bir şekilde faydalanıyor muyuz? O bir soru işareti. Doğal olarak sonraki aşamada kahvelerimiz de bu arada gitgide şekilleniyor ve gördüğünüz gibi çeşitleniyor. Karamel macchiato'muz var. Karamel macchiato'da kremaya ek olarak ayrıca karamel var. Oradaki kahvenin karışımı var. Ve content bu noktada içerik biraz daha zenginleşmeye başladı. İşte M noktasından sonra aslında teknolojinin bize vermiş olduğu nimetlerden tam anlamıyla faydalanıyoruz anlamına geliyor bu. Bu ne demek? Eğer okuma faaliyeti üzerinden gidecek olursak şu anda mesela ben işte bu sunumu yaparken eğer dilersem size de ekran paylaşımı özelliği verip siz de ekran üzerinden not alabiliyorsunuz veya benim aldığım notları görebiliyorsunuz. Bu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir defter koyuyorsunuz sınıfın ortasına. Herkes aynı anda yazabiliyor. Yani Google Doc yoluyla mesela diyelim ki interaktif bir uygulama yapmak en örneği olabilir. Sonraki seviye, R seviyesinde ise en son kahveyi hatırlayan var mı veya bir tahmininiz var mı? Artık bu noktada en sonda gelecek şeye kahve yani normal kahve dememiz çok mümkün değil. Ve karşımıza çok farklı bir kahve türü çıkabilir. Tahmini olanlar var mı? Frappuccino cevabı bekliyordum ben ama ice latte diyenler Aslında o gene normal kahvenin biraz soğuk versiyonu diyebiliriz. Burada biraz daha sofistike bir cevap kahveye ihtiyaç var. Hemen gösteriyorum. Cicem Evet. definition Evet, redefinition en son aşamamız ve bu noktada karşımıza çıkan kahve Pumpkin Spice. Bakın bu çok önemli. Şurada görmüş olduğunuz lazeri kullanalım. Şurada görmüş olduğunuz kahve de aslında kahve. Yani içerik olarak biz buna da kahve diyoruz. Biz buna da kahve diyoruz. Bu kahve, görmüş olduğunuz kahve hani yıllar öncesinde yoktu. İnovasyonla veya teknolojiyle gelen bir kahve. Ama content olarak düşündüğünüz zaman ciddi bir gelişim söz konusu. İşte bizim de derslerimizde aslında yapmaya çalışacağımız şey, öğrencilere ödev verirken veya derslerimizi yürütürken yapmaya çalışacağımız şeyin eğer teknolojiden gerçekten ciddi anlamda faydalanmak istiyorsak yapmak istediğimiz şeyin bu olması gerekiyor. En az M seviyesinden başlamamız gerekiyor. Ha, yani S seviyesinde teknoloji kullanmayacak mıyım? Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama bu noktada teknolojinin tam sağlamış olduğu imkanlardan faydalanmıyoruz anlamına geliyor. Şimdi bunları sınıf örneğiyle açıklayacak olursak biliyorsunuz sınıfta yaptığımız belli tasklar var. Not alma, araştırma yapma, sunum yapma gibi. Ve S seviyesinde düşündüğünüz zaman basit bir not alma üzerinden gidelim mesela. Notunuzu deftere almıyorsunuz da açıyorsunuz not uygulamanızı oradan not alıyorsunuz. Twitter'dan da mesela işte screenshotlarda görebiliyoruz Notepad'le alınan notları, paylaşılan notları. Yani defterin fotoğrafını çekmekten farklı değil. Şimdi A seviyesinde düşündüğünüz zaman herkes kendi not uygulamasını seçip ona göre, onun özelliklerine göre karar verebiliyor. Mesela çok aşina olabileceğiniz gene belki uygulama Evernote diye bir uygulama var biliyorsunuz. Evernote'un burada sağlamış olduğu ekstra uygulamalar veya ekstra özellikler onun doğal olarak not almaya bir nevi katkısı oluyor o şekilde. Ve augmentation seviyesinde diyebiliriz. Daha sonra modification seviyesinde ise notability diye bir app'imiz var. Artık mesela not almanın artık teknoloji sayesinde anlamı değişmeye başlıyor. Bu ne demek? Sesli not alabiliyorsunuz, videonuzu kaydedebiliyorsunuz. Notu lokasyon açısından tagleyebiliyorsunuz. Yani bunlar mesela çok yeni kavramlar ve bunlar teknolojiyle olan şeyler. Ve günün sonunda not alma diye çıkmışken biz yola
Aslında not almanın artık bir nevi artık doğası değişmeye başlıyor. Yani not alma artık bildiğimiz kalemle not alma değil de video not, audio notlara dönüşüyor. Umuyorum nettir bu noktada. Son olarak ise gene not olmada bahsettiğimiz zaman bir, hani Evernote'un kullanıldığını düşünün veya Notability'nin kullanıldığını düşünün. Öğretmen olarak sizin bütün notlara erişiminiz oluyor. Siz o notlara feedback veriyorsunuz ve öğrencinin gelişimini birebir takip edebiliyorsunuz. Ve bunu günlük hayatta, fiziksel hayatta düşünürseniz öğrencinin hepsinin birden defterlerine senkron bir şekilde özellikle erişiminizin olması, sizin onların üzerine bir şey eklemeniz mümkün değil. Yani doğal olarak sınıfta yaptığımız teknolojileri, kullandığımız teknolojileri aslında tekrardan bir gözden geçirmek lazım. Bu noktada biz acaba hangi seviyede daha çok kullanıyoruz? Eğer teknolojiyi M veya R seviyesinde kullandığımızı düşünüyorsak, bu gerçekten teknolojiye karşı pozitif bir algının oluşmasını ve o teknolojiye yapılan yatırımı özellikle mesela sınıflarımıza düşündüğümüz zaman projektörlerimiz var, akıllı tahtalar var. Ama akıllı tahtayı sadece PDF dokümanlar göstermek için kullanıyorsak otomatikmen burada sorgulamamız gereken gerçekten bu yapılan yatırımlar yerinde yatırımlar mı veya karşılığını verebiliyor muyuz gibi sorgulamamız lazım. Şimdi bu noktada SAMR'a ek olarak benim pedagojide özellikle baz aldığım başka bir framework, çerçeve var. Siz de aynı şekilde aşina olabilirsiniz. Bloom's taksonomi. Bloom's taksonomiye değinecek olursak biliyorsunuz lower seviye şeyler var, domainler var, higher thinking domainler var. Ve gene burada aslında derslerimizi dizayn ederken SAMR çoğunlukla teknoloji kullanımıyla alakalı ama derslerimizi dizayn ederken asıl hep göz önünde bulundurmamız gereken aslında bu. Doğal olarak teknoloji bizleri iyi bir öğretmen yapıyor mu sorusunun cevabı teknoloji bizleri iyi bir öğretmen yapmıyor. Siz eğer Bloom's taksonomiye hakimseniz ve öğrencilerinizi sadece hatırlama, anlama seviyesinde tutmayıp create seviyesine, yaratma seviyesine, değerlendirme, analiz etme seviyesine de çıkartıyorsanız hazırladığınız task'larla, kullanmış olduğunuz sorularla işte o zaman zaten biz iyi öğretmeniz anlamına geliyor. Ve bu iyi öğretmene aynı zamanda teknolojiyi de entegre ettiğinizde teknolojiyi de SMR'la birlikte efektif kullanan bir öğretmen ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu noktada düşüneceğimiz başka şeylerden bir tanesi de tabii ki öğrencilerimiz. Yani tamam biz Bloom's taksonomiye hakimiz, SAMR'a da hakimiz. Ama öğrencilerimiz ne tercih ediyorlar veya ne tür aktiviteler seviyorlar? Karşımızda bir öğrencimiz var. Öğrencilerimizin biliyorsunuz yaşa göre tercih ettikleri farklı farklı uygulamalar var. Ama çoğunlukla işte müziktir, şarkıdır, oyunlardır veya işte boyamadır. Bunlar çokça tercih edilen aktiviteler. Ve gördüğünüz üzere burada mümkün olduğunca öğretmenler olarak yeni çeşit yaratmaya çalışıyoruz. Ve burada dikkat etmemiz gereken başka bir unsur daha var. Öğrencilerimizin dikkat süreleri. Yani 40 dakika boyunca okuma aktivitesini dümdüz yaptığınızda bunun çok efektif olmadığını zaten bilmemiz lazım. Aktiviteleri çeşitlendirmemiz lazım ve Bloom's taksonomide aşağıdan yukarıya kadar dersimizin her şeyi kapsıyor olması lazım. Ve neden dolayı? Çünkü dikkat süreleri. Dikkat süreleri biliyorsunuz çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Bunda teknolojinin de etkisi var tabii ki. Günlük hayattaki o multitasking yapmak durumunda olmamızın da etkisi var ve balık, resimde gördüğünüz balığı biliyor muyuz ismini? Ben bildiğinizi düşünüyorum. Japon balığı olarak geçiyor bu balık ve balıkların biliyorsunuz çok şey bir özellikleri var. Herkesin bildiği hafızaları gibi. Bir balığın bir yüzü, bir gördüğü şeyi artık neyse bir bilgiyi 9 saniye hatırladığı varsayılıyor veya ifade ediliyor. Peki insanlar, şimdi burada size bir soru sormak istiyorum. Sorum şu, Microsoft'un yapmış olduğu bir araştırma bu. İnsanlar ne kadar süre sonra dikkatlerini kaybetmeye başlıyor? Şimdi ben bu webinara başlayalı yaklaşık olarak 40 dakika oldu. 40 dakika devamlı olarak konuşmak zaten çok ideal bir süre değil. Bunu biliyoruz. 15 dakikada, 20 dakikada bir aktiviteyi anlamlı bir şekilde değiştirmek lazım. Arada gerçi farklı aktiviteler yaptık. Ama benim sorum şu, cevapları da merak ediyorum. İnsanlar bu yapılan araştırmaya göre ne kadar süre sonra dikkatlerini kaybetmeye başlıyor? Bakın, dikkatlerini tamamen kaybediyor değil. Tamamdır. Dikkatlerini 10, kaybetmeye başlıyorlar. 10, Tahmin böyle bir 15, alayım 20. değerli hocam sizin Şimdi kanalınızda. 1'e düştü. Ardından ben cevap paylaşacağım. Dakika. Tamamdır. Dakika. Çoğunlukla 15 veriyorum. Bu dakika mı saniye mi? Şimdi 1'e düştü. Dakika mı saniye mi Dakika. saat mi? Ha dakika. Okey.
Şimdi altını çizmiştim aslında. Ne kadar süre sonra dikkatini kaybetmeye başlıyor? Yani bu tamamen dikkatini kaybettiği süre, evet, 15 dakika, 20 dakika olabilir, ama dikkatini kaybetmeye başlama süresi maalesef öyle çok uzun süreler değil. Hatta bu sosyal medyada da karşımıza çok çıkıyor. İnsanların video izleme süreleri var mesela. Ortalama video izleme süresi şu an bildiğim kadarıyla 10-15 saniyeyle falan sınırlı. Çünkü yaklaşık olarak insanlar 8 saniye sonra dikkatlerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani doğal olarak bizim bu dikkati çok aktif olarak tutmamız lazım. Yani 15 dakika, 20 dakika zaten bunun maksimum süresi. Ama 8 saniye sonra da siz insanları, öğrencilerinizi kaybetmeye başladığınızı lütfen bilin. Bu aşamada da doğal olarak bir sürü aktiviteden bahsettik ve sizinle paylaşmak istediğim birkaç compilation var. Yani birkaç derleme var. Çünkü biliyorsunuz, yani bu ifadeyi duymuş olabilirsiniz. Her şey için bir uygulama var. There's an app for everything. Ve Bloom taksonomiden bahsettik az önce. Merkezde her zaman bu çerçeveyi tutabiliriz derslerimizi ayarlarken, iyi bir öğretmen olmaya çalışırken. Ama ve bu Bloom taksonomi 1957'den itibaren olan bir şey, 50'lerden itibaren olan bir şey. Ve herhangi bir domaini gerçekleştirmek için yazdığımız ders objektiflerimiz var. Mesela işte understand seviyesinde tanımlamak, özet çıkarmak veya işte yorumlamak gibi, ama create seviyesinde, yaratmak seviyesinde ise hani yeniden bir şeyleri düzenlemek, bir öneriyle gelmek gibi. Bu fiiller 1950'lerden beri değişmedi. Ama değişen çok büyük bir şey var. Onu merkeze alıyoruz. Yani en ortaya alıyoruz. İlk circle'ın da ortasına. Teknoloji tabii ki. Ve 21. yüzyıl becerileri. 4C dediğimiz veya işte bütün 21. yüzyıl becerileri. Artık merkezde teknoloji olduğundan dolayı Bloom's taksonomi de aslında teknolojik imkanlarla birlikte bir revizeden geçmiş durumda. Ve artık teknolojiyle birlikte gelen yeni fiillerimiz var. Yani dersimizin sonunda öğrenciler dijital bir hikayeyi anlayabilirler. Veya işte öğrenciler dersin sonunda bir videoyu editleyebilir veya bir video oluşturabilir gibi. Doğal olarak artık revize edilmiş bir Bloom taksonomiden bahsediyoruz. Ve bu noktada da burada gördüğünüz her bir aktivite için aslında bir uygulama var. Ve bu benim çok sevdiğim derlemelerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz, yani milyonun üstünde uygulama var. Hem iPhone, iOS Store'da hem Google Store'da. Doğal olarak bu uygulamalarla nasıl başa çıkacağız gibi bir sorunuz olabilir. Aslında bu en iyi yollarından bir tanesi. Diğer insanlardan tavsiyelerini dinlemek ve aynı zamanda da bu şekilde derlemelere bakmak. Bu görmüş olduğum bence en başarılı Ben sizin derlemelerden bir dersinizi alırken tanesi. görmüştüm Sayın Hocam. İsmini bilen var mı veya daha önceden bu derlemeyi görmüş müydünüz? Bazısı görmüş, bazıları görmemiş. Ama şey diyorlar. Peki katılımcılarımız? Dikkatimiz Buna dağıldı, ulaşmanız uygulama bu yapalım. aslında. Evet. Hemen yapalım. Şimdi bu noktada size tavsiyem, az önce gördüğünüz o iPedagogy Wheel'ı eğer internette ararsanız, bunun farklı versiyonları var. 5 farklı versiyonu var. Açıkçası şu 5. versiyonunu dikkate alabilirsiniz. Gayet güncel uygulamalar var. Tavsiye ederim. Ve burada farklı farklı alanlardan da öğretmenlerimiz var. Aynı şekilde bununla alakalı bir derlemem daha var. Hemen hızlı bir şekilde paylaşacağım. Bunu not edebiliriz. Diğer derlemede iPad uygulamalarının veya genel uygulamaların, çoğunlukla Web 2 uygulamaları tabii ki, periyodik tablosu. Mesela yaratıcılık üzerine olan uygulamalar var. Bunlardan bazılarını test edebiliriz, edeceğiz birazdan. Yaratıcılık uygulamaları var. İşbirliği uygulamaları var ki çoğunlukla gördüğünüz gibi Padlet, Publet, Google Docs gibi uygulamalar. Öğrenme uygulamaları var. Aşina olduğunuz uygulamalar vardır. Gene bu da size kesinlikle tavsiye edebileceğim başka bir derleme. Yani eğer bu session'dan uygulama tavsiyeleri isterseniz, tabii ki benim birebir kullanacağım uygulamalar var. Ama aynı zamanda da size tavsiyem bu uygulamaları da bir gözden geçirmeniz. Ve son olarak da matematik uygulamaları var. Özellikle matematik öğretmenlerimiz varsa onlar bu uygulamaları göz önünde bulundurabilirler. Bunun bir de birinci versiyonu vardı. Şurada hızlıca hemen birinci versiyonu da görebilirsiniz.
Evet, herkesin yaygın olarak kullandığı bir uygulama var. Buna aşinasınız biliyorum. Şu kısmı direkt geçeyim. Kahoot. Şimdi bu noktada Kahoot'u sorgulamak lazım. Sizce Kahoot, SEMR olarak size sunduğum modele göre Kahoot herkes kullanmıştır diye düşünüyorum daha önceden. SEMR'a göre sizce hangi aşamada bir uygulama? Evet, Çünkü çeşitli Kahoot herkesin cevaplar geliyor Sayın severek Hocam. oldukça Değerlendirme keyifle demişler, kullanmış öğrenme. olduğu bir uygulama. Augmentation. Aha. Evet, redefinition. Hayır. Augmentation. Evet, SEMR Şu anda kapsamında. redefinition ağırlıkta. Evet. Şimdi işte aslında söylemeye çalıştığım bu. Yani uygulama, uygulama, uygulama. Yani uygulama aslında çokça var. Yani bloklardan şuradan buradan görüyoruz. Daha çok aslında bizim bakış açımız ve dersi dizayn etmemiz çok önemli. Kahoot çok başarılı bir uygulama, çok keyifli bir uygulama. Herkesin yani dediğim gibi severek kullandığı bir uygulama ama günün sonunda yaptığınız task olarak, öğrenciye bunu ödev olarak verdiğinizi düşünün veya sınıf içinde yaptığınızı düşünün. Yaptığınız task olarak düşünecek olursanız aslında günün sonunda yaptığınız şey kapalı uçlu verilen sorulara cevap verebilmek. Bunu aslında multiple choice, çoktan seçmeli bir test kağıdıyla da yapabiliriz. Ama burada Kahoot'un katkısı İşin içine yarışma giriyor, hız giriyor, işte müzik var bir noktada. Doğal olarak aslında ekstra katkıları var ama günün sonunda yaptığınız çoktan seçmeli verilen sorulara cevap vermek. Ve bu noktada R seviyesinde veya M seviyesinde diyemeyeceğim maalesef Kahoot için aslında A seviyesinde bir uygulama. Bu ne anlama geliyor? Teknolojiyi evet kullanıyoruz. Kahoot olmadan bu aktiviteleri yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama artı özellikleri var mı? Var. Ama bizim istediğimiz seviyelerde değil. Bu noktada gene benim size tavsiye edeceğim uygulamalar var. O zaman bu kısımları hızla geçeyim. Çünkü S seviyesinde veya A seviyesinde, Substitution veya Augmentation seviyesinde farklı uygulamalar var. Hemen onları ben tavsiye edip size M veya R seviyesinde bir uygulama ne olabilir onu hep beraber belki Bir şey kısım yapabiliriz, biliyor, bir kısım deneyimleyebiliriz. bilmiyor. Socrative bildiğimiz bir uygulama mı? Socrative benim yıllardır kullandığım bir uygulama. Eskimeyen bir uygulama. Çok da tavsiye ederim. Yani hızlı bir şekilde göstermek gerekirse yapacağınız şey burada bir öğretmen hesabı oluşturmak. Öğretmen hesabı oluşturduktan sonra da öğrencinizin katılımı çok basit. Şöyle bir sınırlılığı var yalnız. Slido gibi yaklaşık olarak 1000 kişi falan katılabiliyor. Mentimeter'da bildiğim kadarıyla bir sınır yok. Ama Socrative'de daha çok sınıf içi uygulama için mümkün olabilir. Sınıf içinde şey yapabilirsiniz. 40 kişiyle sınırlı olarak bunu free olarak kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi oyun özelliği var. Bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Space Race. Verilen hıza göre başlattığınızda istiyorsanız hemen hızlı bir şekilde ben başlatayım. Şu an dediğim gibi uygulamak için vaktimiz olmayacak. Ama mesela diyelim ki hemen hızla görelim. Uygulamayı başlattığınızda evet. Şöyle uygulamayı başlattığınızda, ayarlarınızı yaptığınızda burada takımların sayısına karar veriyorsunuz. Maksimum 20 takımla oynanabilir. Ardından başlattığınızda herkesin bir rengi oluyor burada gördüğünüz gibi. Ve verilen doğru cevaplarla birlikte bu spaceship'ler veya orada belirlediğiniz ikonlar ilerliyor. Ya bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Kahoot'tan eğer biraz daha variety istiyorsanız bunun sonrasında da çok başarılı bir şekilde raporunuzu alabiliyorsunuz. Hemen şu şekilde doğruları yanlışları görebiliyorsunuz. Burada açık uçlu sorular da sorabilirsiniz. Hızlı bir doğru yanlış sorusu da sorabilirsiniz. Multiple choice tek soru da sorabilirsiniz. Tahtaya yazıp bu soruyu cevapları hızla buradan alabilirsiniz. Doğal olarak Socrative'i bence not edin. Bunun ardından gene hemen hızlı bir şekilde geçeceğim uygulama. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Zamanında ülkemizde de popüler olan bir yarışmaydı. Var mı? Yarışmanın adını hatırlayan var mı? Jeopardy, PowerPoint Risiko, yoluyla da yapabiliyorsunuz bu oyunu. Jeopardy. Evet. Risiko oyunu. Factile sitesini hiç kullandınız mı bilmiyorum ama genellikle Risiko PowerPoint'ten çok oynatılıyor. Factile çok oldukça kullanıcı dostu bir arayüzü var.
Ve buradan gene Jeopardy oyunları veya işte Risk oyunları oluşturabiliyorsunuz. Bu da size tavsiye edebileceğim uygulama olur. Ama şu ana kadar hala S veya A seviyesindeyiz. Özellikle de A seviyesindeyiz. Çünkü yapılan aktiviteler hep verilen sorulara cevap vermek şeklinde. Son bir tane daha tavsiyem var bu seviyede. Bu uygulamayı bilen var mı? Lyrics training var. Özellikle Nasıl dil var? öğretmenleri için mesela bu faydalı olabilir. Yok, bu burada gördüğünüz logo Lyrics Training uygulamasına ait. Lyrics Training'de de bu da explore edebilirsiniz. Dediğim gibi şu an hep beraber yapmak için ideal uygulamalar değil. Yani bu kadar sayıca yüksek bir grupla. Ama Lyrics Training şarkıları, bütün şarkıların yer aldığı, burada işte çocuk şarkıları da olabilir. Normal şarkılar da olabilir. Şarkıları dinlerken multiple choice veya sizin boşluklara duyduğunuz kelimeyi yazabildiğiniz bir uygulama. Bu noktada yabancı dilini geliştirmek isteyenler varsa aslında onlar için de iyi olabilir. Öğrencilerle birlikte de her dersin başında bir aktivite olarak bu yapılabilir veya sonunda. Evet, şimdi konumuza tekrar geri dönecek olursak dediğim gibi şu ana kadar gösterdiğim uygulamalar daha çok S veya A seviyesinde uygulamalar. Çünkü yeni taskları çok müsaade etmeyen uygulamalar. Gene maalesef çok sınırlı kişiyle deneyimleyebileceğiniz bir uygulama var. Benim çok tavsiye ettiğim bir uygulama. Aşinaysanız da harika kullanmaya devam edin. Ama eğer M seviyesinde veya R seviyesinde neler olabilir diye soruyorsanız, mesela bu R seviyesine örnek olabilir çünkü yapılan aktiviteler tamamen doğası değişik ve teknoloji yoluyla yapılabilen aktiviteler var. Hepimiz PowerPoint sunumu yapıyoruz. Hatta kimilerimiz belki Prezi kullanıyor olabilir. Ama eğer sunumlarınızı daha etkileşimli bir hale getirmek istiyorsanız Nearpod şu ana kadar benim görmüş olduğum en başarılı sunum uygulamalarından, interaktif sunum uygulamalarından bir tanesi. Şimdi hızlı bir şekilde Nearpod'u bir deneyimleyelim isterseniz. Ama dediğim gibi maalesef sadece free hesapta, zaten gold hesaplarda da aslında maksimum 200'e kadar çıkabiliyorsunuz. O yüzden ilk 50 kişiyle deneyimini yollayabileceğiz. Şöyle Nearpod web sitesine gideyim. Evet. Hocamızın dersi SAMR için. Nearpod web sitesi Yine bu. Kullananlarınız var yarıyor mı bu gibi Sayın arada? Hocam. Bir açıkçası aşinalığı merak ediyorum. Aslında yok, çoğunluk kullanmamış. Yarı Sayın Hocam. Yarı yarıya çok iyi. Şimdi Nearpod'da aslında yaptığınız şey çok basit. Bir PowerPoint'iniz varsa onu Nearpod'a yüklüyorsunuz. Aralara da interaktif aktiviteler ekleyebiliyorsunuz. Ama bu interaktif aktiviteler teknolojinin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanan mesela VR gibi aktiviteler. Şurada örnek bir dersimiz var. Empire State binasıyla ilgili olarak. Bunu öğrenci hızında da gidebiliyor. Kendi kendine ilerletebiliyor slaytları. Ya da siz slaytı başlatıyorsunuz. Hangi slaytı gösteriyorsanız öğrenci orada kalmak zorunda da olabiliyor. Şimdi live lesson'ı deneyimleyelim hep beraber. Başlatıyorum canlı dersi. Sizin tek yapmanız gereken şu an, ben linkini de buradan hızlıca paylaşabilirim. O şekilde daha hızlı olur diye tahmin ediyorum. Pardon, chat blokta maalesef paylaşamıyorum çünkü chat bloğu görüntüleyemiyorum. Ben nearpod.com'a gittiğinizde telefonunuzdan yaparsanız bunu çok daha iyi olur. Orada bir kod girme yeri göreceksiniz. Gireceğiniz kod BHXJA. Hazırım Sayın Hocam. Eğer Derya Hocam siz chat bloğa bunu yazabilirseniz, belki ben bu ekranı Hazırım kapattığımda Sayın Hocam. herkese faydalı olabilir. Bu arada evet 5 katılımcımız var. Burada sanırım maksimum sayımız Silver hesap için 40. 40 kişiye kadar alabiliyoruz. Ben diğer kişiler için şurada öğretmen ekranını göreceksiniz. Burada da öğrenci ekranını yan tarafta gösteriyor olacağım. Doğal olarak siz de o şekilde fikir sahibi olabilirsiniz katılamayanlar için. Evet. Bakın burası öğrencinin ekranı gibi düşünün. Hemen sol tarafta da öğretmen ekranını görüyoruz. Şu an 26 katılımcımız var. Bu katılımcıları da aynı zamanda dilerseniz isim olarak bu şekilde görebiliyorsunuz. Ve dersin sonunda da çok detaylı bir rapor alabiliyorsunuz.
Kodumuz hala burada katılmak isteyenler için. Evet, 40 olduk. Aynen, 40'tan sonra alamıyoruz galiba. Şimdi bakın, bu sunumun ilk slaydı. Ben buradan sunumu değiştirdiğimde sağ tarafta gördüğünüz öğrenci ekranında da sunum aynı zamanda direkt değişebiliyor. Doğal olarak siz bir nevi öğrencilerinizin aslında ekranlarını kontrol etmiş gibi oluyorsunuz. Mesela bugünlerde online derslerini yapanlarınız varsa veya sunumlarını etkileşimli olarak öğrencilere vermek isteyenler varsa Nearpod kullanabileceğiniz başarılı uygulamalardan birisi olabilir. Nasıl? Eğer student paste olarak paylaşırsanız öğrencilerle, öğrenciler size cevaplarını falan da gönderebilir. Canlı yapıyorsanız da şu an benim yaptığım gibi aynen yapabilirsiniz. Şimdi mesela slide'ı değiştirdiğimde herkesin şu an ekranında bu slide değişiyor. Nearpod'da PowerPoint'inizi yükledikten sonra araya koyabileceğiniz çok fazla etkileşimli aktiviteler var. Bu etkileşimli aktivitelerin başında da drawing geliyor. Mesela diyelim ki Empire State binası ile alakalı ben size bir ders yapıyorum şu anda ve bu dersimizi başlamadan önce ön aktiviteler olarak size sorum. Empire State ile alakalı bildiğiniz ne? Şimdi telefon katılımcılarımız için, katılabilenler için telefonlarınızı kullanaraktan veya işte bilgisayardaysanız mouse'unuzu, touchpad'inizi kullanaraktan Empire State ile alakalı bildiğiniz nedir? Bir bunu örnek bir Empire State'in kendini çizerek veya başka şeyler çizerek burada gösterebilirsiniz. Bakın mesela öğrenci ekranı sağ tarafta. Ben buradan kalem özelliğini seçtiğimde burada herhangi bir şekilde drawing yapabiliyorum. Çizim en güzel özelliklerinden bir tanesi. Hani öğrenciler kendilerini yazarak veya çizerek de ifade edebilsinler diye. Ve şu an henüz submit eden yok ama gördüğünüz gibi şeyler geliyor. Çizimler geliyor. Evet, huge diyen var. Kendisini çizen var. Bu şekilde çizimlerimiz harika. Bu arada öğrencilerime genelde tavsiye ediyorum veya eğitimlerde genelde tavsiye ediyorum. Çizimlerle alakalı şey bir uygulama, yardımcı bir uygulama isterseniz autodraw.com var. Google destekli bir hizmet. Sizin çizmeye çalıştığınız veya draft olarak çizdiğiniz şeylere bağlı olarak yapay zeka yoluyla size onların daha iyi görsellerini diyeyim önerebiliyor. autodraw.com. Hocam, bu arada Derya Hocam biraz daha vaktimiz var mı? Saat 9 oldu, 1 saat oldu. Tamam. Tamamdır. Evet. Şimdi harika şeyler geldi. Evet, resim de upload edebiliyorsunuz. Burada bir şu hocam mesela resim upload etmiş. Nearpod'un güzel özelliklerinden bir tanesi siz gene canlı ders yaparken öğrenci sizi iPad'inden veya telefonundan mesela annesinin babasının telefonundan takip ediyorsa öğrencilerin de aynı zamanda o görseli ekranda görmeleri için siz ekranınızı paylaşmak zorunda değilsiniz. Share dediğiniz anda öğrencinin ekranlarına da o görsel geliyor. Yani onu da gayet güzel kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada çizimlerimizi görüyoruz. Mehmet Fatih hocamızın çizimi var. Bunu mesela ben share dediğimde direkt öğrenci ekranında da görebiliyoruz. Sağ taraf öğrenci ekranı. Bu şekilde özellikleri var. Güzel, hem görselimiz hem çizimimiz var. Share dediğinizde bu aynı şekilde geliyor. Çizim özelliği bu şekilde. Şimdi diğer özelliklerine hızlıca geçeyim dilerseniz. Bu arada sunumunuzu yaparken diyelim ki o anda aklınıza bir soru geldi. Ve o soruyu sormak istiyorsunuz. Ama daha önceden planlamadığınız bir şey. Burada Add Activity görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda Draw It aktivitesi olsun, açık uçlu soru olsun sorular sorabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki zorluk yaşayan var mı? Veya işte ne düşünüyorsunuz uygulamayla alakalı diye sorabiliriz. Bunu sesli de sorabilirsiniz. İlla yazmak zorunda değilsiniz. Uygulama ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Bunu hızlı bir şekilde sorduk. Share dediğiniz anda bu bütün herkesin ekranına geliyor. O anda yazıyorsunuz ve gelen cevapları görebiliyorsunuz. Hızlı bir kelime olarak mesela birkaç kişiden cevap alabiliriz test etmek adına. Uzun bir cevap yazmamıza gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi o anda cevaplar da geliyor. Eğer Adobe Connect gibi bir araç kullanıyorsanız bu dediğim özelliklerin bazıları çok relevant olmayabilir. Zaten Adobe Connect gibi uygulamalarda bunlar var. Hatta Zoom'da da var. Pol özellikleri falan. Drawing yok ama orada tahta yoluyla yapabilirsiniz. Ama eğer sınıf içinde ders yapıyorsanız veya laboratuvarda veya öğrencilerinizde
Aynı cihaz üzerinden hem dersi hem aynı zamanda bunları yapmayı planlamıyorsanız Nearpod yan tarafta açık durabilir. Bu şekilde öğrencileri daha interaktif olarak takip edebilirsiniz. Evet. Harika. Bu şekilde yorumlarımızda gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Yani evet, bugünlerde kullanılabilecek aslında güzel bir uygulama. Şimdi başka özelliklerimiz de var. Size hemen onlardan bahsedelim. Aktivitenizi kapatıyoruz bu aktiviteyi. Normal sunuma devam ediyoruz şu an. Diğer bir özellik de öğrencilere VR gibi immersive, böyle hani tamamen hani içine artık ne diyeyim tamamen dalabilecekleri şekilde virtual field trip'leri çıkarmak gibi. Burada mesela tam bir deneyimden bahsedecek olursak bunlar hali hazırda Nearpod'un içerisinde olan şeyler. Yani bunu bütün öğretmenlerimiz kullanabilir bahsetmiş olduğunuz konuya göre. Bazı öğretmenlerimiz için mesela matematik için özel uygulamalar var, fen için özel uygulamalar var. Bunları direkt interaktif olarak ekleyebiliyorsunuz. Dil öğretmenliği bu noktada belki biraz şanslı çünkü her türlü kontenti işleyebiliyoruz derslerimizde. Eğer telefondan katılan hocalarımız varsa onlar Facebook'ta daha önce 360 görseller görmüşsünüzdür. Onlar telefonlarını oynattıklarında direkt zaten baktıkları yeri görüyor olmaları lazım. Bu şekilde ama bilgisayardan katılıyorsanız mouse yoluyla her türlü yere odaklanabiliyorsunuz. İsterseniz Zoom'da yapabiliyorsunuz. Doğal olarak bunlar hali hazırda kendi içerisinde olan görseller ve bunları gene ücretsiz bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bazı özellikler ücretli, bazı özellikler ücretsiz. Bu ücretsiz özelliklerden biri bildiğim kadarıyla. Devam Evet, şu ediyorum. anda sorumuz yok Sayın Hocam. Herkes Bu arada keyifle hızlı gidiyor izliyor sizi. olabilirim. Veya sorusu olan varsa urgent onları da alabilirim. Tamamdır. Bunun haricinde drawing, bakın mesela başka bir VR görseli daha. Bu sefer zemin artık şeyden cadde seviyesinden görüyoruz binayı. Dediğim gibi bu şekilde immersive bir deneyim öğrencilerinize yaşatabiliyorsunuz. Sanırım bu sunumun içerisinde yok. Bu Nearpod tarafından hazırlanan sunumlardan bir tanesi. Örnek demo sunumlardan bir tanesi. Dilerseniz 3D objeler de var. Dediğim gibi farklı derslerde bu gayet rahatlıkla yapılabilir. O 3D objeleri de mesela bir köprü olsun, bir mimari yapı olsun, hücrenin yapısı olsun aklıma gelenler bunlar. Onları da 3D modeller olarak öğrencilerin manipüle etmelerini, mümkün olduğunca onları deneyimlemelerini sağlayabiliyorsunuz. Çizim aktivitesinden bahsettik. Çizim aktivitesini oluştururken arka tarafa istediğiniz background'ı koyabildiğiniz için öğretmen olarak isterseniz öğrencinizle bu tarz yazma özellikli drawing aktiviteleri de yapabiliyorsunuz. Peki nasıl yazılacak? Burada tekste bastığınız zaman çok rahatlıkla o yeri ayarlayıp oradan herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yani cevabı bu şekilde verebilirsiniz ve öğrenci de zaten bu cevabını istediği gibi başka yerlerde alabiliyor. Yani sadece çizim olarak düşünmeyelim bunu. Tekst olarak da mesela gözlemlerinizden ne düşünüyorsunuz? Sorularınız var mı gibi şeyleri bile çizim özelliği sayesinde alabiliyorsunuz. Evet. Nearpod bu şekilde. Video özelliği çok güzel. Videoları gene YouTube üzerinden veya kendi videolarınızdan verdiğinizde bakın şu özellik çok güzel. Özellikle sınıf ortamında bu çok hayat kurtarıcı olabiliyor. Eğer şu an mesela diyelim ki bir video oynattığımda ben ekranımda herkes aynı hızda göremeyebiliyor. Siz de yaşamışsınız eğer canlı dersler yapıyorsanız. O yüzden Nearpod size şöyle bir soru soruyor. Bu videoyu bütün cihazlarda tek tek mi oynatmak istiyorsunuz yoksa sadece burada mı oynatmak istiyorsunuz? Ben bütün cihazlar olarak şu an işaretliyorum. Öyle olduğunda doğal olarak bütün cihazlara o video gidiyor ve oynata bastığınızda otomatikman oynatabiliyorsunuz. Ama sadece For more than 84 bu şekilde. Sadece öğretmen ekranında da bunu oynatma gibi şansınız var. Çünkü sınıf ortamında bunu kullandığınızda eğer bütün cihazlar derseniz herkes aynı anda başlatırsa kulaklık problemi, yani kulaklık olmayacağı için ellerinde çok fazla ses problemi olacaktır. Evet. Nearpod genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi burada bahsetmiş olduğum özellikler sadece belli başlı özellikler. Bunlara ek olarak mesela hafıza oyunu, ardından farklı interaktif dokümanlar gibi çok etkileşimli aktiviteler de, interaktif aktiviteler de kullanabiliyorsunuz. Ve burada bu noktada SMR'a tek aynı şekilde işte hani sınavlar verebiliyorsunuz, poll'lar verebiliyorsunuz, anketler verebiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir uygulama. Yani Webtoon'un gerçekten hakkını veren uygulamalardan bir tanesi. Dediğim gibi Webtoon çok geniş anlamlara geliyor. Sunumun tekrar başına dönecek olursak Webtoon'un hakkını veren uygulamalardan bir tanesi.
Ve dersinizi eğer bitirmek isterseniz, bakın burada ayrıntılı bir şekilde raporda alabiliyorsunuz öğrencilerinizden vermiş olduğu bütün cevaplar bu şekilde burada size rapor olarak iletiliyor. Evet, umuyorum nettir. Buradan bakın uygulamayı bitirdiğimizde, şu an bitiriyorum. Uygulamayı bitirdiğimde yan tarafta zaten kapanıyor. Çok çeşitli aktiviteler var ve ellerindeki PowerPoint'i veya PDF dokümanları yükleyip rahatlıkla bunları interaktif bir sunuma, gerçek anlamda interaktif R seviyesinde, SAMR açısından düşünürsek R seviyesinde bir uygulamaya dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi burada tavsiye edeceğim benim Core Web 2 uygulamalarından biri daha var. Aslında belki de deneyimlemişsinizdir de, hani pozitif duygular yaşamamış da olabilirsiniz. Öğrencileriniz çok memnun kalmamış olabilir. Daha dün dersimde anlattım, yüksek lisans dersinde. Benim aslında çok sevdiğim Web 2 uygulamalarından bir tanesi de blog uygulaması. Ama blog dediğiniz anda işin içerisine web sitesi dizaynı veya işte ne bileyim bunun kontrolü, administration'ı girdiği için doğal olarak blog uygulamasına genellikle öğretmenlerimiz çok sıcak bakmayabiliyorlar. Özellikle de öğretmen üzerinde ekstra bir yük olacağı için. Ama ben genellikle şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Bunu bütün yıl projesi olarak tavsiye ediyorum. Bütün yıl boyunca öğrencilerimize ilgileri doğrultusunda bir blog açmalarını isteyebilirsiniz. Gene dil öğretmenler için bu çok çeşitli konular olabilir. Ama mesela diyelim ki işte matematik konusunda öğrenciler o noktada kendileri karar verebilir. İlgili olabildiğinizi düşünüyorum. Yani bunun içine mimari yapılar da girer, şarkılar da girer, başka şeyler de girer. Öğrencilerinize blog kullandırmanızı tavsiye ederim. Bunun sizin üzerinizde yük olmaması için de çok fazla belli bir sistem kurarsanız bu sistem tıkır tıkır işleyecektir. Bu sistemin gene ana komponentlerinden bir tanesi de Google Docs. Ama sistem şöyle başlıyor. Öğrencilerinize öncelikle bir konu seçmelerini istiyorsunuz. Bu konu çerçevesinde Google Docs'u kullanarak öğrenciniz bir şeyler yazıyorlar. Tabii ki bu dil bilgisi açısından hani internette yayınlanacağı için kontrol edilmesi adına eğer özellikle yabancı dil öğretmenleri mesela bu noktada grammarly.com'u kullanabilirler proofreading yapmak için. Ama benim burada değer verdiğim uygulamalardan bir tanesi Google Doc yoluyla akran geri dönüşü sağlamanız. Yani eğer tablo yapıyoruz, mesela dünkü dersimi sizle belki hızla paylaşabilirim. İzninizle hemen paylaşıyorum. Bakın mesela şurada bir örneği var. Eğer diyelim ki öğrencilerinize bir tablo oluşturursanız Google Doc üzerinden, bu tablodan öğrenciler mesela o hafta, o ay, iki haftada bir yapabilirsiniz bunu. Bunu mesela post edecekleri konuyu düşünerekten bir Google Doc yoluyla onları eğer sizin onlara paylaşmış olduğunuz Google Doc'ta şu şekilde paylaşırlarsa, aynen bakın burada öğrencilerim var. Yan tarafta onların yazmayı veya post etmeyi düşündükleri konuların title'ları var. Şu tarafta da Google linkleri var. Benim burada yaptığım şey her öğrenci kendinden sonrakinin paylaşmış olduğu linke tıklıyor ve bununla alakalı yorum yazıyor şeklinde bir sistem anlatmıştım. Doğal olarak bunu öğrencilerinizle de uygulayabilirsiniz. Google Doc bunun için biliyorum birebir. Ardından bu kısımları hızla geçiyorum. Ardından işin blog kısmı var. İşte blog kısmında çok böyle soru işaretlerimiz olabilir. Kullandığınız bloglar var mı? Öğrencilerinize veya kullandığınız bloglar. Yaygın bir, olarak bu sorunun cevabınızı da alabilirim belki. Çünkü tavsiye edeceğim bir blog web sitesi olmak olacak. Üzere Google şey blog sitesi kullanıyor. Weebly for Education'ı çoğu arkadaşımız bilmiyordur diye tahmin ediyorum. Weebly for Education mı Derya Hocam? Halihazırda madem Weebly kullanıyoruz çok güzel. Bunu öğrencilerinizle, çünkü Weebly kullandığınızda öğrencilerinize blog açtırıyor olabilirsiniz. Ama öğrencilerinize blog açtırdığınızda sizin bu noktada pek bir kontrolünüz olmuyor. Doğal olarak bu blog sitelerinin içerisinde sadece Weebly'nin böyle bir şeyi var, imkanı var. Weebly for Education'dan eğer hesap alırsanız burada gördüğünüz gibi My Students sekmesi var ve siz buradan sınıfları oluşturabiliyorsunuz. Sınıflarınızı oluşturduktan sonra, benim mesela burada dün bahsetmiş olduğum sınıfım var. Sınıflarınızı oluşturduktan sonra öğrenciniz için blog adresini siz oluşturuyorsunuz. Yani blog adresini derken hesabını.
O da çok basit. Bakın burada öğrenci ekle var. Öğrenci ekleye tıkladığınızda ilk işte first name, last name, kullanıcı adı ve şifreyi siz yazıyorsunuz ve tıkladığınızda bu öğrencinin artık bir hesabı olmuş oluyor. Eğer ben bununla tek tek uğraşmak istemiyorum derseniz burada multiple yani çoklu olarak öğrencileri ekleme şansınız var. Şurada gösterildiği gibi öğrencilerin bilgisini liste olarak girebilirsiniz veya bunları bir Excel dosyasına girip Excel'i buraya yüklediğinizde ben mesela bu öğrencilerimi bu şekilde oluşturdum. Otomatikmen bütün öğrencilerinizi aynı anda blok açabilirsiniz. Bunun avantajı ne? Eğer bunu özellikle ilkokul yani geç ilkokul grubu veya işte ortaokul grubu, lise grubuyla kullanıyorsanız öğrenciniz diyelim ki şifrelerini şey yaptığında, unuttuğunda siz buradan öğrencilerinizin hesaplarına tıklayıp öğrencilerinize eğer ilk bir şifre veriyorsunuz zaten bu şifreyi değiştirmişlerse şifreyi buradan görüp siz ona göre şifreyi sıfırlayabiliyorsunuz. Yani bütün kontrol sizde oluyor. Bütün liste halihazırda direkt burada hazır. İsterseniz direkt öğrencilerinize bakın burada öğrenci listesini bas dediğinizde öğrencilerinize böyle kesip verebileceğiniz şekilde girmeleri gereken link. Normal Weebly adresine girmiyorlar çünkü burada. Students.weebly.com var. Şurada göreceğiniz üzere. Ve kullanıcı adı ve şifre veriyor. Siz bunları kesip öğrencilere veriyorsunuz. Yani Weebly for Education hali hazırda blog da kullanıyorsanız ve blog kullanırken çok fazla administrative problem yaşadıysanız artık bloglardan böyle bir yorulduysanız Weebly for Education bu isteğinizi, bu heyecanınızı tekrardan canlandırabilir diye düşünüyorum. Kontrol ediyorum. Tek Sorusu olan varsa çok hızlı urgent isteğiyle alakalı sıkıntımız alabilirim. Derya Hocam. Ama tekrardan şuna dönecek olursak benim burada tavsiyem bunu bir yıl boyunca olan bir projeye dönüştürüp içerisinde aynı zamanda peer feedback'i de dahil ederek öğrencinin birbirlerinden feedback alacakları şekilde tabi burada gene guidance sağlamanız gerekiyor. Yani öğrencilere bir task sheet vermeniz gerekiyor. Neyi kontrol edecekler? Mesela ne bileyim başlığı var mı? Başlığı varsa işte uzun mu? Basit soruları siz Küçük sorarsanız yaş öğrenciler grupları ona için göre birbirlerine geri dönüt önerebileceğiniz verebilirler. Ama en bir önemli liste kısım veya burada şey, blog. araç var mı? Evet. Evet, blog konusunda sormuştum. Aslında bloglar gibi mi gene? Ya mesela kids blog var benim bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi Weebly for Education için yani Weebly for Education gibi bir ücretsiz bir imkan tanımıyor. Bir aylık bir trial veriyor bildiğim kadarıyla. Ondan sonra da bitiyor. Weebly for Education o açıdan sağlam. Öğrenciler zaten temalarını falan kendileri seçebildikleri için ve çok fazla karıştıramıyorlar web sitelerini. Zaten belli bir şablon etrafında yapıyorlar. O yüzden ben çok çok küçük yaş gruplarıyla tabii ki olmaz ama yani ne bileyim ikinci sınıftan bile itibaren başlayarak üçüncü sınıf özellikle üçüncü, dördüncü Evet. sınıf oradan sonrasında bu blokların çok rahatlıkla kullanılabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bunu haftalık bir ödev gibi düşünmeyelim. Yıl boyunca yapılabilecek bir şey. Öğrenciler ayda bir veya 2 haftada bir oraya bir post yapabilirler. Seçtikleri konu çerçevesinde. Doğal olarak o yıl içerisinde zaten bol bol zamanınız olacak ve bu oturacaktır. Eğer aynı grupla siz daha sonraki yıllarda da mesela sınıf öğretmenleri gibi devam ediyorsanız doğal olarak bu noktada aynı uygulamaya devam edebilirsiniz. Doğal olarak yıl Şimdi sonunda da aslında bir çeşitli elinizde sorularımız elektronik var. portfolyo ortaya Matematik çıkmış için olacaktır. var. Lise dinleme ve konuşma açılmışlar. Bu arada şimdi son bir şey daha var. Çocukları söylediğiniz için söylüyorum. Blokların en riskli taraflarından bir tanesi. Web2 araçlarında bu hep var. Bunların bazen açık kaynak olması. Yani diğer insanların da bunu rahatlıkla görüntülüyor olabilmesi. Aslında o soruya bununla da cevap verebilirdim. Bakın burada sınıf ayarları var. Sınıf ayarlarında siz isterseniz bu listeniz altındaki blokların hepsine genel bir şifre koyabiliyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Ben Google'dan bu web sitesine eriştiğimde öğrencinin, yani bu ikinci sınıfa giden, üçüncü sınıfa giden bir öğrenci olabilir ki yani çok tavsiye edilen bir şey olmayabilir yani onların orada fotoğraflarını paylaşıyor olmaları. Doğal olarak siz kontrolünüz altında olan bütün bloklara genel bir şifre koyduğunuzda eğer ben arkadaşımın web sitesini ziyaret etmek istiyorsam bu genel şifreyi benim bilmem gerekiyor. En güzel taraflarından bir tanesi de açıkçası bu. Bu sayede siz dilediğiniz zaman bunu public, dilediğiniz zaman private yapabilirsiniz. Bütün buradaki siteler Genel o olarak anda Mustafa o şekilde Hocam ayarlanacak şekilde bugün olacaktır. bize sanırım süre yetmeyecek. Çünkü arkadaşlarımız çok beğendiler ve ayrıntılı olarak
eğitim istiyorlar her bir arası için. Çünkü arkadaşlarımız çok beğendiler ve ayrıntılı olarak eğitim istiyorlar her bir arası için. Şöyle yapabiliriz güzel. Ben yani Web2 araçlarından bahsettik. Videolardan bahsetmeden olmaz. Doğal olarak bir araçtan daha bahsedip, çünkü evet hızlı geçiyoruz. Eğer 10 dakikamızı alır o da. Gerekirse grup tamam. Çok beğendiği uygulamaları seçer. Onların üzerine ayrıca bir belki workshop yapabiliriz. Ben izninizle bir uygulama daha göstereyim. Bir grup daha göstereyim. Çünkü bu zaman diliminde bu da çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Video araçları. Öğrenciler hazır evlerindeyken ve anneleri babaları yoluyla teknolojiye bu kadar erişimleri de varken bunları daha efektif kullanabilirler. Doğal olarak bu noktada bir video araçlarından da bahsetmek istiyorum. Ondan sonra belki dediğiniz şekilde ayarlayabiliriz. Yani bir dediğim gibi 10 dakikanızı daha alacağım bu noktada. Şimdi video gene ASMR'a dönecek olursak gene sizi M seviyesinde veya R seviyesinde tasklar yaratmanızı sağlayacak aslında imkanlar veya teknolojik unsurlar. Bunların başında tabii ki YouTube geliyor. Ama YouTube bildiğiniz üzere gene açık bir web sitesi. Çoğunlukla tabii ki unlisted olarak videolarınızı eklettirebiliyorsunuz ama bir education yönetimi yok. Bunun yanında eğer gene videoları kullanarak siz interaktif işlemler yapmak istiyorsanız aynen YouTube videolarını kullanarak ben kesinlikle Edpuzzle'ı tavsiye ediyorum. Çünkü interaktif video gene Web2'nun sağlamış olduğu büyük imkanlardan bir tanesi. TED, belki aşina olduğunuz zaten bir platform olabilir TED. Özellikle dil öğretmenleri bilecektir. Ama eğer dersinizin parçası olarak video kullanıyorsanız TED genellikle dediğim gibi dil öğretmenleri veya yabancı dil sınıfları için. Çünkü kaynaklar genellikle orada İngilizce. Ama onun haricinde siz buna rağmen YouTube videolarını kullanmak istiyorsanız ama bir yerde interaktif yapmak istiyorsanız bakın Edpuzzle veya Educanon, iki tane uygulama var bu şekilde. En başarılı platformlardan ikisi. Bunlar ne yapıyorlar? Hemen yani çok hızlı bir şekilde gösterebilirim veya en azından ismini söyleyebilirim. Açıkçası şöyle, Edpuzzle'ın yaptığı şey siz bir videoyu oraya eklediğinizde videoların arasına aynen Nearpod'da gördüğünüz gibi, çok gerçi limitli de olsa, interaktif aktiviteler ekleyebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki burası benim hesabım. Hesabımda videolarım var gördüğünüz gibi. Burada görmüş olduğunuz bir videoyu ben açtığımda bu videonun içinde mesela 5 tane soruyu görebiliyoruz. Birinci soru mesela videoyu başlattık. Evet videoyu başlattıktan sonra belli bir süre gittikten sonra video orada duruyor. Ve karşınıza aynen Lyrics Training'de olduğu gibi video duruyor orada da duruyor. Bir soru çıkıyor ve bu soruyu siz yazabiliyorsunuz. En güzel tarafı o. Mesela ellerinizi nasıl yıkamayı biliyor musunuz? Yani burada bunu benim cevaplamam gerekiyor ki ona göre video benim için devam etsin. Bu şekilde. Ve bu soruları dediğim gibi siz yes demem gerekiyormuş. Bu soruları siz customize edebiliyorsunuz. Siz belirleyebiliyorsunuz. Aslında videoları kullanmak için efektif bir yöntem. Var olan videoları. Siz eğer öğrencinizin video yaratmasını istiyorsanız özellikle de animated videolar, animasyon videoları bu noktada Voki aşina olduğunuz bir uygulamadır belki diye tahmin ediyorum. En azından çoğunuzun. Voki'yi kullanarak çok basit bir şekilde siz oraya metni yazıyorsunuz ve o metini bir karakter canlandırıyor. Eğer bunu biraz daha sofistike yapmak isterseniz burada bakın Plotagon'u görüyoruz. Bu da başarılı bir uygulama. Ve bunun en sofistikesini artık görmek istiyorsanız GoAnimate diye bir uygulama var. Vyond diye bir uygulama var. Ama maalesef o 2 haftalık bir deneme süresinden sonra izin vermiyor. Doğal olarak burada Voki'yi direkt denemenizi tavsiye ederim. Öğrencileriniz burada çok küçük sunumlar hazırlayabilirler. Kendi oluşturdukları karakterlerle. Plotagon'da ise daha çok diyalog vari şeyler rahatlıkla oluşturabilirler. Mesela örnek bir Plotagon videosunu ben size göstereyim. Kendi hazırladım. Bakın mesela bu Plotagon'da oluşturulmuş bir video. Ve ilk defa kullanmaya başladığım zaman da yapmıştım. Öğrencilere bunu deneyimlemelerini sağlamak için ve bir ödevi assign etmek için yapmıştım. I hope you are all good. Bana benziyor galiba. As you know, we focused on the use of videos in language classrooms yesterday. Do you know that you can easily... Evet, özetle şu. Videolardan bahsediyoruz ve diyorum ki daha önce görmüş olduğunuz konuları özetleyeceğiniz bir animated video yapacaksınız. Bunu da Plotagon yoluyla veya GoAnimate yoluyla yapacaksınız gibi bir
instruction veriyorum. Onu da öğrencileri hani şey öğretmen olarak ben bunu tavsiye ettiğim için otomatikman bu nasıl yapılabilir bir şey fikir vermeleri açısından da ben bunu yapmıştım. Eğer yapmayı planlarsanız gerçekten bunlar çok keyifli. Öğrencilerin de çok keyifle yaptığı şeyler. Öğrenciler genelde bir ödev verildiğinde böyle bir mırın kırın etme durumu oluyor ama eğer ilgilerini çeken bir ödevse çok canla başla yapıyorlar ve bu da gene M seviyesinde R seviyesinde bir ödev. Çünkü videolar teknolojiyle var olan şeyler. Özellikle de bu şekilde video oluşturma, animasyon video oluşturma. Peki canlı videolarla alakalı son herkesin katılabileceği bir aktivitemiz var. Bildiğiniz bir araç mı bilmiyorum ama çok başarılı bir araç. Yarın direkt dersinizde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araç. Flipgrid. Bir anda duymak istiyorum Derya Hocam en son. Evet, 190 Flipgrid'i şu ana kadar kullanan var mı veya kullanmayanlar tabii kaç kişi, çoğunluk mu? Öyle mi? Tamam. Okey, o zaman çok anlatmama gerek yok. Sunumu bitirmek için gene bir hatıra kalması adına nasıl Padlet'te yapmıştık. Bunu da video hatıra kalması adına size ben bir aktivite oluşturmuştum. Bu aktivitede bugünkü sunumla alakalı videonuzu buraya eklemenizi, yüklemenizi isteyeceğim. Flipgrid çok basit bir uygulama. Yapacağınız şey sadece linki veya ilgili bir kodu paylaşmak. Şöyle Flipgrid web sitesine gidip ben göstereyim. Eğer yorumlarınızı da oraya bırakırsanız çok memnun olacağım. Hemen nerede Flipgrid'imiz? Şu an için. Peki öğrencilerinizde kullandınız mı Flipgrid'i? Çoğumuz aşina gördüğüm kadarıyla %90 ciddi aslında bir rakam. Geçen hafta bir herhalde çoğunlukla öğrencilerle kullandık. Yapmıştık. O şekilde de arada biliyoruz uygulamayı. Tanıdı daha çok arkadaşlarımız. Aslında geçen hafta bir workshop yapmıştık. Orada tanıdı daha çok arkadaşlarımız. Okey, harika. Peki sınıfında kullanan oldu mu acaba bu arada? Çünkü lütfen en azından sunum içerisinde tavsiye ettiğim uygulamalar şeyde kalmasın. Ben sizin için dediğim gibi faydalı olacağını düşünüyorum. Benim de her zaman derslerimin parçası olarak kullandığım uygulamalar. Evet. O zaman Flipgrid uygulaması telefonlarınızda halihazırda vardır diye tahmin ediyorum. Sizden yapmanızı istediğim şey şu an burada bir tane aktivitemiz var. Bugün ne öğrendim diye. Burada bugünkü webinara katılaraktan ne öğrendiğinizi kısa maksimum bir dakika olarak ayarladım ben videoyu. Burada kodumuz var. Lütfen Flipgrid'e gidip de link paylaşırdım ama chat bloğu maalesef şey yapamıyorum. Görüntüleyemiyorum. Dersten de ayrılmak istemedim tekrar dönemem diye. Şurada görmüş olduğunuz kodu girerekten telefonunuza veya bilgisayarınızdan da olabilir. Bugün ne öğrendiğinizi kısaca paylaşmanızı ve şöyle bir şey de yapabiliriz. Dedik ya bir o zaman hani workshop yapalım. Sadece belli uygulamalar olsun. Özellikle hangi uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz onu da ekleyebilirsiniz. Bu kadar çok kişiyle aynı anda yapmamıştım. Genellikle maksimum 30 kişilik gruplarla yaptım. Açıkçası web sitesinin performansını da merak ediyorum. Bakalım hepimiz videolarımızı ekleyebilecek miyiz? Evet Derya Hocam, anlaşıldı mı? Task benim yapabileceğim herhangi bir şey var mı bu arada? Arkadaşlarımız giriyor. Arkadaşlarımız giriyor gördüğüm kadarıyla. Harika, o zaman birkaç dakika verebiliriz bunun için. Video mu ekleyeceğiz demişler tabii ki. Evet evet, video. Yani bugün ne öğrendik ve ayrıca eğer bir daha webinar olsaydı veya bir daha bir çalışma olsaydı bu uygulamalardan hangisini veya hangilerini ayrıntılı olarak öğrenmek isterdiniz veya ayrıntılı çalışmak isterdiniz? Sorumuz o. O şu an eklenen bir soru. Yani bunu şeye çevirmek için. Nearpod'u özellikle arkadaşlarımız çok beğenmişler. Onu ayrıntılı olarak dinlemek istiyorlarmış. Harika. Derya Hocam şu an kaç katılımcı var? Çıkıp tekrar girsem videoyu sizi katılımcıları bir tekrar tabii görmek adına ya da hiç dokunmayalım böyle de kalabilir yani bilmiyorum. Yerimiz var. İsterseniz. Tabii ki 375 kişiyiz şu anda.
yerimiz var. Tamam, videoyu ekleyelim. Arkadaşlar, Mustafa hocamızı duymadıysanız eğer, kendisi 2 dakika içerisinde tekrar dönecek. Bilgisayarında yaşadığı bir aksaklık nedeniyle chat box'ı göremedi, sohbet kutusunu göremedi. O yüzden Flipgrid, şu anda bizim katılmış olduğumuz Flipgrid sayfasını da sizlerle paylaşmak için logout yaptı. Tekrar girecek. Flipgrid var olan arkadaşlarımız kullanabilirler. Özellikle belirtmiştik arkadaşlarımıza bugün bilgisayarla giriş yapalım diye. Çünkü uygulamalı gideceğini söylemiştik. Taleplerinizi Mustafa hocamızdan söz aldık. Araçlara eğer belirtirseniz kendisi tarafından bir dahaki webinar için. Tabii. Yani, tekrar geldim bu arada. Yani ben açıkçası teknoloji kullanımı konusunda oldukça heyecanlıyım. Dersime katılan öğrencilerim de bilir genellikle ders nasıl akıyor, ne kadar sürüyor, son dakikasına kadar devam ederiz. O yüzden yani memnuniyetle ben bu noktada her zaman tecrübelerimi, fikirlerimi paylaşmak isterim. O noktada sizin Flipgrid'de paylaştığınız şimdi linki de paylaşabilirim sanırım. Evet. Eğer hala açmayan, tıklayamayan varsa linkten direkt girerek de şey yapabilirsiniz. Sadece kameranız ulaşabilirsiniz. Bakıyor. Videolarınıza bakıyor olacağım. Ayrıca yani herkese katılım için teşekkür ediyorum. Gene o da güzel bir hatıra olarak kalacaktır oradaki videolarınız. Bu arada ICT Education dersinizin öğrencisi burada Mustafa hocam. Harika. ICT Education çok güzel. Dersinizin öğrencileri burada Mustafa hocam. Mustafa hocam benim de öğretmenimdir arkadaşlar. Evet, benim yani ICT in Education olsun, işte Technology Enhanced Language Teaching olsun, çok zaten keyifle verdiğim dersler. Tamamdır. Hemen başlatıyorum. Başlattım. Hocam kameranız kapalı. Bu noktada evet, yani bakayım videolar gelmiş mi bu arada. Hemen sayfayı refresh ediyorum, bir onu kontrol edelim. Şu ana kadar evet 9 cevap var. Evet, Gökhan burada. Evet, öğrencilerimi görüyorum. Güzel. Tuğçe de burada. Tuğçe'yi evet görmüştüm en başta zaten. Tuğçe de burada. Harika. Evet, herkeste dediğim gibi videolarını bekliyorum. O videolara göre zaten ben de fikir sahibi olabilirim. Artı Derya hocam da zaten iletecektir. Ben tekrardan memnun olurum bu eğitimleri açıkçası desteklemeye. Çok güzel bir iş yapılıyor bence burada. Katılımcı grubu gerçekten çok geniş. Aynı anda Türkiye'nin hemen her tarafına ulaşmak çok değerli. Vaktiniz için ben teşekkür ediyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca biliyorsunuz Web2 araçları olarak sosyal medya çok ön planda. Ben Instagram'ı genellikle özellikle storyleri daha çok gördüğüm şeyleri paylaşmak için kullanıyorum ama daha çok fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için kullanıyorum ama Twitter hesabı olabilir, Facebook hesabı olabilir. Zaten kendi web sitem var. O yollarla da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-mail adresimi de paylaştım sizinle. Bu şekilde ben dediğim gibi bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Keyifli bir eğitimdi benim adıma. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok keyif aldık. Değerli öğretmenlerimiz, Yeni Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ulusal Destek Servisi tarafından hazırlanan İTÜ'nün mesleki eğitim webinarlarının sonuna geldi. Bugünkü yayınımız Mustafa hocamızla geçti. Çok keyifli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ulusal Destek Servisi'ne çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, değerli içerik geliştirme ekibi arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sağlık. İyi akşamlar herkese. Ben de çok teşekkür ederim mesajlarınız için, katılımınız için.
Kapatıyorum ben Derya Hocam. O zaman görüşmek üzere. Mustafa Hocam. Size davet için teşekkürler. Davet için. Hoşçakalın. Evet. Turun Hocam mı? Turun Hocam siz misiniz? Ulusal Destek Servisi'nden Turun Hocamız burada. Ulusal Destek Servisi'nin koordinatörümüz Sayın Mehmet Fatih Döver burada. Tamam hocam, harika bir sunumdu. Ağır seviyesinde bir sunumdu. Başarılı buldum. En üst seviyedeydi. Yani 18 dakika bir miktar seviyesi ama 1,5 saat oldu ve hala ne yapacağız, ne yapacağız diye merak ediyorum. Patlet, mentir, hani kaot bunları biliyorduk ama işte next training, add puzzle, walkie, hani bunları kullanıyorduk ama Newport yeni tanıştığımız bir şeydi. Bu çok güzel bir sunumdu. Elinize, emeğinize sağlık. Vesile Hocam bu konuda da bize vesile olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimiz uygulama konusunda yardım istiyor bizden. Sonra bir eğitim daha yapabilirsek sizle beraber en azından teorik ve pratik yaptık ama pratik yapabileceğimiz bir eğitim olabilirse çok seviniriz. Hem teorik hem pratik harika bir sunumdu. Ben çok canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendik, çok keyif aldık, çok şey öğrendik. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık hocam. Rica ederim Mehmet hocam. Benim kendi adıma gerçekten keyifli. Ben ilk bu kadar sayıcı arkadaşlar, saat binar deneyimim oldu. Akşam her zaman olduğu gibi saat 8'de iki tane inanılmaz sunumumuz olacak arkadaşlar. İki tane eğitimimiz olacak. Saat 3'teki sunumumuz arkadaşlar Hakan Başkanımız yapacak. Bu sabah Hakan Büyük tarafından yapılacak. Çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Burada katılan bütün arkadaşlarımızı oraya davet ediyoruz. Akşam da saat 8'de Mustafa Sever hocamızın bir sunumu var. O da çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Yarın arkadaşlar yine bu ekranlarda sizinle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.